Doğruya doğru. İyi akşamlar diyelim. Umarım akşamımız iyi olur. Peş peşe iç karartan haberler geliyor. Bugün işte saat 19.45 ve 16 Mart Pazartesi gününün ana haber bültenine başlıyorum. Ben Deniz Ekrem Açıkel. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle bir özür dileyerek başlamak isterim. Biz gazetecilerin, televizyon habercilerinin klasik bir nitelemesi vardır. Tarihi olay, kritik gelişmeler, tarihi kırılma anı. Bugüne kadar ne kadar tarihi dediysem hepsini unuttum. Gerçekten dünya tarihine geçecek günlerden geçiyoruz. Bu bir şaka değil. Hiç kimse de espri yapmıyor ve durum çok ciddi. Bir virüs, COVID-19, koronavirüs tüm dünyayı kuşattı. Biz de nasibimizi aldık bundan. Durum giderek, tablo giderek vahimleşiyor. İşte Türkiye meselenin ciddiyetini kavradı mı diye soracak olursanız, Türkiye meselenin ciddiyetini kavruyor. Manşetlerimizin birinci sırasında da Diyanet'in bugün aldığı karar var. Bekleniyordu bu karar ve Diyanet İşleri Başkanı da açıkladı. Efendim, Türkiye'de cuma namazları, vakit namazları, evet, tamamen ara verilmiş durumda. Cemaatle camide kılma bağlamında. Az önce sizin karşınıza gelmeden akşam ezanı okundu. Caminin hoparlöründen de bu yasak resmen her semtte, her mahalleye, her yerde Türkiye'de duyuruldu. Cemaatle namaza nokta konmuş durumda. Ve yasaklar, yasaklar dedi. İkinci başlığa baktığınızda tablonun diğer bir yönüne gidiyoruz. Efendim, bu gece yarısından itibaren Türkiye'de düğün salonları, oyun salonları, kahvehaneler, ne derseniz deyin, toplu eğlence merkezleri, tiyatrolar, sinemalar kapanmış durumda. Şimdi tablonun vehametini anlayabiliyor muyuz? Nasıl kararlar alındığı tabloyu da bize gösteriyor. Ve ne yapmalı? Hep konuşuyoruz, ediyoruz. İşte nasıl geliyor virüs? Burundan, boğazdan giriyor. Solunum yollarının üzerine oturuyor. Ama bir şeyler de yapabilmeliyiz. Bilime inanarak, yüzümüzü doktorlara, pozitif bilim insanlarına dönerek bir şeyler yapmalı. Hepimizin çok yakından tanıdığı isim Doktor Ender Saraç'a canlı yayında bugün odaklanarak soracağım. Neye? Nokta atışı yapacağız. Sirke. Evet. Vitamin almak, çinko, hepsini soracağım ve size de bir reçete çıkaracağız şu bağışıklığımızı güçlendirmek bağlamında. Meselenin bir de spor yönü var ama mesele Türkiye'de futbol olduğunda mantık alıyor başını gidiyor. Şu görüntü, Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağoğlu. Dün Başakşehir maçından sonra çıktı. Yüzünde maske var. Ne dedi biliyor musunuz? Niye erteleniyor ki futbol? Niye seyircisiz oynuyoruz ki? Fatih Terim, o da çıktı, yürekten konuştu. Bitmedi. Anadolu'da durum ne? Anlatacağım. Futbol dünyasına da biraz özen diyeceğiz. Bu kadar ilgiyi, enerjiyi, parayı size harcıyoruz. Pek bir başarınız da yok ama bari bu konuları şampiyonluk yarışına da meze etmeyin. Daha doğrusu sağlık mı, şampiyonluk mu denecekse sağlık diyeceğiz. Son başlık, haberler kötü. Hava sıcaklığı artacak. Baharın ardından 25-30 derecelere atacağız yaz tatilinde. Bu virüs de uçup gidecek. Mümkün değilmiş. Neden? Maldivler'den enfekte olmuş insan haberleri geldi. Hem de onlarca. Maldivler'de hava sıcaklığı kaç? 30'un üstünde. Orada da yaşıyor virüs. Buyurun başlayalım. Sonunda beklenen oldu. Umre'den gelenler karantinaya alındı. Cuma namazlarına da, camilerde cemaatle kılınan vakit namazlarına da ara verildi. Şimdi ne olacak? Cuma namazını kılamayanlar ne yapacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları az sonra. Bu uyurken gördüğümüz bir kabus değil. Bu gerçeğin ta kendisi. Bu 3-5 günde atlatılacak bir bela değil. Hazır olun. Seneye, bugünlere kadar sürecek. İnsanın dili varmıyor ama 1918'de İspanya gribinde 50 milyon insan ölmüş. Birinci Dünya Savaşı'ndan çok daha fazla can bu.
1929'daki büyük ekonomik buhranın benzerini yaşıyoruz tam da bugünlerde. Neredeyse tüm dünyada üretim ve çalışma durdu. Tarih dediğimiz işte tam da bu. Peki bizler durumun ciddiyetini kavradık mı? Evet, şükürler olsun ki kavradık. Ve Türkiye'de alışveriş merkezleri ve lokantalar hariç tüm mekanlar bu gece 24 itibariyle kapatıldı. Böylelikle sinema, tiyatro, kafeterya, kahvehane, nargile salonu gibi alanların kapatılmasına resmen karar verildi. Bu kısıtlamalardan düğün ve nişan salonlarıyla taziye evleri de nasibini aldı. İçişleri Bakanlığı vatandaşların çok yakın mesafede bir arada bulundukları ve hastalık bulaşma riski yüksek olan yerlere ilişkin önlemler aldı. Bu kapsamda ilk olarak pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelgeyle lokantalar ve AVM'ler dışındaki alanlar için kapatma kararı alındı. Geçici olarak kapatılacak alanlar şöyle: tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, AVM ve lokanta içindekiler dahil, çay bahçesi, dernek lokalleri, luna park, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, spa ve spor merkezleri. Dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri de geçici olarak ertelendi. Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de durduruldu. Temel soru şu: AVM'ler, alışveriş merkezleri niye kapanmadı? Bir şekilde nakit çarkının dönmesi isteniyor görünen o ki, ama AVM'lere de dikkat. Ben bu dönemde bu kadar umre ziyareti olduğunu doğrusu bilmiyordum. Benim eksikliğimmiş. Müthiş! 21 bin insanımız kutsal topraklardan dönüyor ve hepsi de karantina altına alınıyor. Vatandaşlar 14 gün boyunca Ankara, İstanbul, Konya, Isparta ve Kayseri'deki öğrenci yurtlarında gözlem altında ya tutuluyor ya da bundan sonra tutulacak. Avrupa dönüşü 14 gün izole kuralı Umre'den dönen vatandaşlar için de uygulanıyor. 180 kişilik kafile misafir edilecekleri öğrenci yurtlarına götürülerek karantina altına alındı. Koronavirüse karşı tedbirler her alanda titizlikle uygulanıyor. Umre'den dönen vatandaşlar da ilk 14 gün gözetim altında tutuluyor. Isparta'ya gelen 180 kişilik kafile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarına götürüldü. Suudi Arabistan'dan dönen vatandaşların bir kısmı da Kayseri'deki öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Umreciler Kayseri Havalimanı'ndaki ilk kontrollerinden sonra otobüslerle yurda getirildi. Afyonkarahisar'da ise Umre'den dönen 67 kişi karantina sürecini evlerinde tamamlayacak. Vatandaşlar katil virüsün bulaşabileceği ihtimaline karşı 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Bu süreçte virüsün bulaşıp bulaşmadığına dair testler yapılacak. 14 günlük sürecin sonunda testleri negatif olan vatandaşlar için karantina süreci sona erecek. Hemen Ankara'ya, başkente gidelim. Şu karantinadaki son durumla ilgili bilgileri bir alalım. Muhabir arkadaşım Emre Kol bizi bekliyor. Emre, dün sinirlilerdi umreci vatandaşlarımız. Hatta tırnak içinde herkes gördü o görüntüleri. Yurtlara kalmışlardı, yurtlarda kalıyorlardı kredi yurtların. Ahır gibi burası diyorlardı. Üniversiteli gençler gitti, onlar kalıyor. Gerilim bitti mi? Neler oluyor oralarda, anlatsana. Ekrem Hoşgel, yoğun güvenlik önlemleri alındı Gölbaşı'ndaki karantina yurtlarında ve böylelikle de gerilim bir anlamda bitmiş oldu. Bakın, bu sokakta buradan içeri girmek artık yetkisi olmayanlar için yasak. Bariyeri göstersin kameraman arkadaşım Burak Taş'tan. İşte buradan içeri girdiğiniz zaman ilerideki uzakta ışıkları görünen binalarda 3500 kişi var. Kim bunlar? Umre'den gelenler,
yurt dışından gelenler ve içeride 14 günlük süreç onlar için başlamış durumda. Ve hemen sol tarafa çevirdiğimizde bakın sulama tankeri aracöz yazan bir tanker görüyorsunuz. Ve başında da bir kişi var. İşte o da dışarı çıkan araçları, içeri giren araçları ve dışarı çıkan araçları dezenfekte ediyor. İçeri yetkililer dışında hiç kimse evet. alınmıyor. Gerginlik o anlamda Ekrem Açıkel bitmiş durumda ama vatandaşlar var. Burada çünkü içeride yakınları olan vatandaşlar var. Onlar hali hazırda burada bekliyorlar. Bu, bakın şurada bekleyen vatandaşları görüyorsunuz. Hemen kısaca mikrofonu uzatmak istiyorum. Siz içeride kim var? İçeride Manisa'dan ve Balıkesir Sındırga'dan arkadaş grubumuz var. Hac Umre ziyaretinden gelen bizi aradılar. İçeride bazı eksiklerin olduğunu, hijyen malzemesi, şampuan, kolonya gibi ve küçük atıştırmalık şeyler istediler. Sokamıyorsunuz herhalde. Tabii yani bekliyoruz şu anda mağduruz yani. İçeridekiler de mağdur, biz de mağduruz. Tabii onlar bekliyorlar kaç saatten beri sıkıntı büyük. Evet. Ekrem Açıkel görüyorsunuz durumu. Yani içeri şu anda gerginlik bitti ama vatandaşlar, içerideki vatandaşlar dışarıdaki tanıdıklarından bir şeyler istiyorlar. Onlar da getirmek için buraya kadar geliyorlar ama evet, burada Emre. Polis içeri girmelerine ve ellerindekileri içeri sokmalarına izin vermiyor Ekrem Açıkel. Tek bir soru, kısa bir cevap lütfen. Karantinada diyoruz umrecilere, vatandaşlarımıza. Doktor kontrolü var mı? O meşhur kitler geldi mi? Kim pozitif, kim negatif? Ayırt ediliyor mu? Neler oluyor sağlık bağlamında? Ekrem Açıkel, 3500 kişiden bahsediyoruz. Dünden bu yana numuneler alındı. Numuneler 2 günde bir alınıyor aslında. Dün alındı, bugün de alınmaya devam ediyor. İçeri sadece doktor ve yemek alıyor polisler, kapıdaki güvenlik görevlileri. Ve aslında hepimizin aklındaki soru, senin de sorduğun gibi, o kim pozitif, kim negatif? Testler yapıldı mı ve testlerin... Evet, testlerin sonucu geldi mi? Hayır, testler, 3500 kişinin testleri şu anda laboratuvarlarda, hepsi tek tek isim isim inceleniyor ve o testlerin sonuçları ortaya çıksın diye hepimiz, belki sadece biz değil, Ankara, bütün bölge halkı da oradan çıkacak cevapları bekliyor Ekrem Açıkel. Ama şu ana kadar 2 gündür alınan numuneler eşliğinde ortaya çıkan bir sonuç yok maalesef. Emre, çok teşekkür ederim. Oranın nabzını tuttun. Gerçekten hiç kolay değil, çok zor bir iş. En önemli tartışma konularından biriydi bugün. Cuma namazlarına ara verilmesi. Beklenen gelişme de yine bugün gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kameraların karşısına geçti ve tüm cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini söyledi. Yani şu koronavirüs belası başımızdan gidene kadar maalesef camiler ıssız kalacak. Yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Camiler açık olacak, ezanlar okunmaya devam edecek ancak koronavirüsü tehlikesine karşı cemaatle namaz kılınmasına ara verilecek. Salgın hastalık sebebiyle cemaate katılmanın zor veya tehlikeli olduğu zamanlarda namazların evlerde kılınmasına dair uygulamalarının varlığı da bilinmektedir. Yaşanan bu olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmaya devam edilmesi halinde virüsün yayılma riskinin artabileceği anlaşılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kameraların karşısına geçti. Koronavirüs tehlikesine karşı Diyanet'in aldığı tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda cuma namazı ve cemaatle kılınan vakit namazlarına ara verildiğini duyurdu. Ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Erbaş, vatandaşların alınan kararlara hassasiyet göstermesini istedi. Bir Müslüman kardeşimiz eğer caminin yakınında ise ya da canı camiye gitmek istediyse ferdi olarak tek başına camiye gidebilir, namazını kılabilir. Titiz bir şekilde tüm camilerimiz ve mescitlerimiz
hijyenik ortamın sağlanması noktasında elden geçirilecek ve temizlenecek. Aklın yolu bir, doğru karar. Artık kabul ediyoruz. Bu virüs Türkiye'de yanı başımızda ve sürekli bize bulaşıyor. Yok olmaz demenin, başımızı kuma gömmenin, yok saymanın hiçbir faydası yok. Şimdi yüzümüzü bilime, tıbba, doktorlarımıza dönmeliyiz. Temel mesele şu: bağışıklığımız güçlü olursa bu virüste başa çıkabiliriz. Bu akşam bu meseleye nokta atışı yapacağız. Uzmanımız, değerli doktorumuz, yıllardır bu ülke insanına emek veren Ender Saraç canlı yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. Haberler iyi değil. İngiltere kafamıza evet, takılmış maalesef durumda. Oradan başlayalım. Kumar gibi işe soyundular. Önlemleri minimumda evet, tutuyorlar. Evet. Ne kadar çok kişiye virüs bulaşırsa bulaşsın, bağışıklık kazanmak da hızlı olur diyorlar. Sürü bağışıklığı konusunda ne dersiniz? Şimdi virüs biraz form değiştirdi. Daha agresifleşti. Ve şu an istediğiniz önlemi alın, istediğiniz kadar korunmaya çalışın. Normal grip, ki çok hızlı ve kolay bulaşır, normal grip virüsünden 10 misli en az daha hızlı bulaşabiliyor. Yani şu an bence hiçbirimiz kesin garanti altında değil. Ellerimizi yıkasak da, camilere gitmesek de, dikkat etsek de yine de bulaşma riski çok yüksek. Çünkü virüs böyle enteresan bir virüs. Kendini sürekli yeniliyor. O nedenle bulaşabilir. Önemli olan bağışıklık sistemini güçlü tutmak, iyi uyumak, iyi beslenmek, belli bir rahatsızlık hissettiğiniz zaman hastaneye başvurmak, bol C vitamini, bol çinko evet, almak, ekinesya gibi, ondan sonra beta glukan gibi doğal bağışıklık sistemi güçlendirici destekleri almak, istirahat etmek, tek eşli yaşamak, bunlar hastalanabilirsiniz, virüsü kapabilirsiniz ama bunun ölümcül olma riskini azaltabilen evet, tedbirler. Peki hocam, bizi bilgiyle donatın lütfen. Sirke bahsini açmak isterim. Peki. Orta çağda salgın hastalıklara sirke karşı el yüz yıkanırmış sirkeyle, hatta içilirmiş. Biz de doğru, bu sabah ailece, çoluk doğru, çocuk birer tatlı kaşığı sirke içtik. Doğru mu yaptık sizce? Eğer mideniz sağlamsa onu 1,5 tatlı kaşığına çıkın. Doğru yaptınız. Sirkede şu an en iyisi üzüm sirkesini tercih edin. Mesela alış sirkesi iyi kalp hastalığı için, elma sirkesi iyi krom içerdiği için, şeker hastalığı için ama normal, yani daha bile dezenfeksiyona yardımcı olmak içinse normal üzüm sirkesini içebilirsiniz. Onun dışında sirkeyi yüzey temizliklerinde kullanabilirsiniz. Sirke doğrudur. Sirke etkili. Evet hocam. Harika. Evet. Neleri? Burada İngilizleri çok cesur buluyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Öyle mi? Ben çok katılamayacağım İngilizlerin teorisine. Çünkü bakın, bu virüs yani Avrupa'daki insanları bıçak gibi doğuruyor. Dolayısıyla bu kadar rahatlık bence İngiltere'de kötü de patlayabilir. Bilmiyorum, göreceğiz. Şu an kimse kesin bir şey söyleyemiyor. Evet. Devam şey edelim hocam. Bilmiyorum, kalem kalem. Yeni. Evet. Tamam. Neleri sık şimdi kullanmalıyız ne da devam edelim sizi bulmuşken. C vitamini. Wuhan'daki tedavilerde şeyler, Çinli doktorlar evet, kullandı. Virüse karşı da bir duruş sergiledi evet, C vitamini. Sadece portakal, limon doğru, değil. Başka nerelerden C vitamini evet, alabiliriz? Kivi, sivri biber, maydanoz, dereotu, bir semizotu, pazı, yani çiğ yenen bütün yeşillikler. Hmm. Onun dışında kuşburnu. Yine onun dışında yaz olsaydı domates ama kışın değil. Ve özellikle limon, tabii en başta limonu koyuyoruz, en kolay. Greyfurt, portakal, mandalin gibi narenciyeler. Evet. Bunlar bol miktarda C vitamini içeriyorlar. Hocam evet, günde 2-3 litre su içmek. Şimdi solunum sistemini nemlendirmek önemli. Çünkü bu hastalıkta ateş olabiliyor. Onun dışında alt solunum sistemine inebiliyor ve orada sıkıntı olabiliyor. Tabii bol miktarda su içmek lazım ama ağır bronşit yaptıysa, akciğerlerde ödem yaptıysa, öyle bir durumda kesinlikle hastanede karar verilmeli ne kadar, nasıl sıvı alınacağına. Ama öncesinde normal durumda bol miktarda su içmek iyi. Özellikle ıhlamur, ekinesya, karanfil,
taze zencefil, mürver, ebe gümeci çiçeği, bundan yapılan bir çay da solunum sistemini daha aktif temizliğine yardımcı olur. Dirence de nezle gribe karşı da genel olarak da korumaya yardımcı olur. Ekinesya, mürver, ebe gümeci çiçeği, evet, taze zencefil, ıhlamur bu. Bir de ağızda karanfil çiğnemenin de biraz yararı var. Karanfilin de antivirütik bir etkisi var. Günde 3-4 kez 3-4 tane karanfili ağızda emip çiğneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok ümitleri kırmak istemiyorum ama ne yaparsanız yapın risk altındaki gruplar, özellikle biz doktorlar, toplu yerlerde çalışanlar, yurt dışında riskli bölgelerden gelmiş olanlara, evet, bulaşma ihtimali yüksek. O nedenle uyanık olacaksınız. Eğer zamanda tedaviye başlanırsa rahat edebiliriz. Buyurun. Hocam çok özür diliyorum. Devam edeceğiz ama izninizle Sağlık Bakanı canlı yayında açıklama yapıyor. Bakan Koca'ya bir dönelim. Kiti ise ülkenin bütün illerine vererek burada hızlı sonuç almanın önemli olduğunu bildiğimiz için bunu hızla gerçekleştirmiş olacağız. Yani getireceği faydalar, test daha çok sayıda şehirde yapılacak. Test daha çok sayıda şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak. Ayrıca Umre'den gelen 5000'in üzerinde vatandaşımızı biliyorsunuz gözleme aldık. Özellikle yüksek öğrenim yurtlarında bu vatandaşlarımızı 14 gün süre boyunca gözlem altında tutmuş olacağız. Ve bu dönemde sağlık durumları da yakın takip edilip yine bilim kurulunun önerisi doğrultusunda muhtemelen 7. veya 8. gün bir taramadan geçirmemiz planlanıyor. Ayrıca Alo 184 Sabim hattı, geçen hafta söylemiştim. Sağlık Bakanlığı iletişim hattımız korona danışma hattı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Vatandaşlarımızın şikayetleri olması durumunda bu hat üzerinden hizmet alabilir olacaklar. Uzman hekimlerimiz görev aldığı bu rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetleri geniş kitleye vermiş olacak. Ve bununla vatandaşlarımızın destek hattımız sayesinde mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını, temasa geçtikleri kişi sayısını asgaride tutmalarını istemiş olacağız. Bu arada devlet tedbirleri olarak ulusal ve uluslararası bilimsel veya ticari açık ya da kapalı toplantı, kongre, konferans, fuar ve benzeri tüm etkinliklerin durdurulduğunu biliyorsunuz. Ayrıca bilim kurulumuzun önerisi, bakanlığımızın talebi, ilgili bakanlıklarımızın talebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugün itibariyle İçişleri Bakanlığımızın eğlence mekanlarının tiyatro, sinema, konser salonu, kahvehane, kıraathane, nargile salonları, internet kafeler, yüzme havuzları, hamamlar, oyun salonları, spor salonu gibi mekanların faaliyetleri de bildiğiniz gibi askıya alındı. Müze ve kütüphanelere ziyaret ve kullanım kısıtlamaları getirildi. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdiriyle Diyanet İşleri Başkanlığımız cemaat ile kılınan namazlara belli bir süre ara verilmesine karar verildi. Uçuş yasakları bugüne kadar bildiğiniz gibi 14 ülke ile bu yasak konmuştu. Bu yasak ülkelere 6 tane ülke daha ilave edilmiş oldu. Yarın 08 itibariyle İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşlar yarın yerel saat 08 itibariyle yasaklanmış olacak. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu. Değerli medya mensupları, dün akşam yeni vakalarımız olduğu bilgisini paylaşmıştım. Yeni tanı konan, dün için yeni olan hasta sayımız toplam 12 idi. Bunlardan 10'u Avrupa ve Amerika'dan gelmiş kişilerdi. İlk vakadan bu yana dün akşam itibariyle toplam hasta sayımız ise 18 olmuştu. Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var.
Ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da sizlere açıklayacağım. Görünen o ki bu dönemde bir takım haberler devam edecek. Uzun zaman bu süreci sıfır vaka başarısıyla sürdürdük. Dünyadaki gidişat bunun böyle kalamayacağını gösterdi. Şimdi mücadelenin yeni safhasındayız. Bizi riskten koruyacak tedbirlerde ciddiyetimiz daha da artmalı. Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara karşı dikkatli olalım. Virüsün bulaşması halinde durumu en hassas grup bu gruptur. Virüse karşı ilk mücadeleyi ülke sınırlarında verdik. Bu mücadele devam edecek, zaaf gösteremeyiz. Yurt dışında olan vatandaşlarımıza 83 milyon adına bir uyarı yapmak istiyorum. Yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyelim. Türkiye'ye dönmekte lütfen ısrarcı olmayalım. Her şeye rağmen dönen ilk 14 gün kendisinin gözetim altında tutulacağını bilsin. Her birimiz sorumluyuz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız. Bu savaşta dayanışmanın şartı araya mesafe koymaktır. Unutmamalıyız. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek. Çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınızı alalım. Buyurun. Vaka sayısına baktığımızda şu an için 18 bu akşam açıklayacağını söylediniz ama 12'den önce açıklamış olur. Bu vaka sayısından çok daha fazla sayıya sahip olup bu uygulamalara gitmeyen, bu tedbirlere gitmeyen çok sayıda da ülke var. Bu bağlamda büyük bir sıçrama mı bekliyoruz bu gece itibariyle vaka sayısında? İkinci olarak can kaybı var mı? Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımızın da olduğunu söylemek istiyorum. Bunun dışında biz vakaların seyrinin dünya örneğinde görüldüğü şekliyle nasıl seyredeceğini aşağı yukarı biliyoruz. Ve hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki 2-3 haftanın bu anlamda çok çok önemli olduğunu biliyoruz. O nedenle de bu dönemde bir erken dönemde hızla tanının devamında temas grubunun taranması, ayrıca hastanede tedavi ve yoğun bakım şartlarında olan hastaların takibi önem arz ediyor. Bunun için de her türlü tedbiri almış durumdayız. Demin bilim kurulunda bu anlamda özellikle yoğun bakım şartlarındaki hastaları bilim kurulundaki arkadaşların da sorumluluğunda olmak üzere nasıl takip edileceği, taramanın yine üye bilim kurulundaki arkadaşlarımızca nasıl sürdürülmesi gerektiği, sahada nasıl davranılması gerektiği, bununla ilgili tedbirleri daha sıkı almaya, önemli olan şu dönemde bulaşıcılığı minimalize etmek ve bu süreci aylara daha uzun zaman dilimine yaymadan 1,5-2 aylık zaman diliminde hepimiz biraz daha bu anlamda hassasiyet gösterirsek bu salgını daha kolay atlatacağımıza, vatandaşımızla bu anlamda bizim özellikle nasıl davranması gerektiğiyle ilgili uyarılarımızı dikkate alırsa birlikte bu sorunu daha kolay aşacağımıza inanıyorum. O nedenle telaşlanmayıp ve bu dönemde kuralları belli, ne yapılması gerektiği çok belli. Biz mümkün mertebe teması azaltan, herhangi bir sorun veya hastalık bulgusu olduğunda da bizim
Alo Yüksek 184 hattını arayan nasıl davranması gerektiğini bu anlamda bilebilir oldu. Eğer sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekiyorsa sağlık kuruluşuna nasıl gitmesi gerektiği, eğer evden çıkmayıp kendisini izole etmesi gerekiyorsa onu hatırlatan, bu anlamda panik havası oluşturmadan bilgiyle, akılla, sağduyuyla ve de bütün toplumla birliktelikle hareket edilirse ben erken dönemde bu sorunun aşılacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Karmaşa yok aslında ama evet. Biraz daha açık yazabilirdik. Şöyle. Bundan sonra biraz daha açık yazacağız. Tamam, şimdi 18 vakayı daha yeni vakalar çıktı. Evet. 18 vakayı öncelikle bunların içinde kaç tane vakası var? 18'in içinde bildiğiniz gibi bir tane umre vakası vardı. Diğer vakalar ağırlıklı yurt dışı vakasıydı, Avrupa vakasıydı. Bugün açıklayacağımız ve akşama doğru analizleri devam eden tetkiklerin sonuçlarıyla birlikte dağılımı ifade etmiş oluruz. Evet, evet. Daha net rakamlarla söylemiş oluruz. Bu arada bazı hastaneler zorunlu ameliyatları, zorunlu olmayan ameliyatları geçiş süreçlerinde yok oluyor. Şöyle bir durum. Biz özellikle yoğunluğu daha fazla olan ama bu dönemde üçüncü basamak olup özellikle ihtiyaç olabileceğini düşündüğümüz bir takım hastanelerimizde vakalarla ilgili herhangi bir sorun yok ama elektif dediğimiz vakalarla ilgili daha sonra yapılabilirliği söz konusu ise böyle bir yaklaşımı sürdürebiliriz. Ama biz hiçbir kurumumuzda acil veya polikliniğe gelen hiçbir hastamızı asla geri çevirmek noktasında bir yaklaşım içinde olmayız, olamayız. Böyle bir durum söz konusu değil. Bir de karantinadan şu vatandaşları gördükler paylaşıyor. Şimdi evet gelen yolcularla ilgili baştan bir takım sorunlar yaşandığını biliyoruz. Bugün ilgili bakanlıklar ve bakan arkadaşlarımızla da bir araya gelmiş olduk. Özellikle bundan sonraki süreçte herkesin yani orada bulunan herkesin izole edilebilirlik şartlarını daha net oluşturan, sağlık takiplerinin nasıl yapılması gerektiğini daha netleştiren, otelcilik hizmetiyle de ilgili nasıl verilmesi gerektiği ve kimin sorumlu olduğu konusunda da daha bir planlama yapıldı. Ben bundan sonraki sorunların yaşanacağını düşünmüyorum. Pardon. Bundan sonra mikrofonu bağlayabilirsiniz eğer gazetecilere. Tamam. Şuraya bakmayın. Şimdi şöyle bir sorun. Yurt dışından bugün ve yarın gelebilecek olan yasak koyduğumuz ülkelerden özellikle öğrencilerimiz de var. Ve biz 14 gün burada izole edilmeleri şartıyla uygun görülen. Biz hastanelerimizde normalde hasta olan kişileri veya hastalık bulgusu olan vatandaşımızı zaten hastaneye alıyoruz. Hastalık bulgusu olmayan, herhangi bir yakınması olmayan kişiyi de temasını azaltarak izole etmek istiyoruz. Dolayısıyla hastane yataklarımızı bu anlamda daha efektif kullanmak istiyoruz. Ve bu dönemde yurtlarımız da zaten boş olduğu için bunu kullanmamızda bir sakınca olmadığını düşündük. Hocalarımız da o kanaatte. Öngörmüyorum. Diyorum ki biz ne kadar bu dönemde yapılması gerekenleri yapma noktasında hassas davranırsak vatandaşımızla birlikte bu 1,5-2 aylık zamanın son derece önemli olduğunu, kritik olduğunu, bu salgını aşmak için
bu zaman diliminde yapılması gerekenlerin çok önemli olduğunu söylüyoruz. Aynı. Yani, iki ay sonra bitecek anlamda değil. Evet, evet. Teması azaltabilir tedbirler. Biz öyle olmaması için bütün uyarılarımızı yapıyoruz. Bilim kurulundan arkadaşlarımız özellikle bu anlamda bu noktada hassasiyeti ifade etmeye çalışıyorlar. Bizim vatandaşımızdan özellikle istediğimiz şu dönemi asgari temasla geçiriyor olmaları. Yani mümkün mertebe bir ikinci kişiyle 3-4 adımdan daha yakın mesafe içinde olmamaları. Ben geneli söylüyorum. Dolayısıyla demek bundan sonra bu basın toplantılarını böyle yapmayacağız. Evet. İddialarına göre elimizde sağlık personeliyle yetecek kadar bile maske yok. Söyleyeyim. Ama yani bugün o yapılan açıklamaların son derece talihsiz olduğunu ve o açıklamalarla ilgili çok şeyler söyleyebilirim. Bir yere kadar, bir dakika. Onun için diyorum ki çok şeyler söyleyebilirim. Ve bu dönemde biz birlik içinde vatandaşımıza mesajı verme noktasında bir hassasiyet içindeyiz. Bu algıyı farklı bir noktaya çekebilir davranışı maksatlı buluruz. O nedenle bu ana kadar ben ülkenin birikimini ve bu anlamda yetkin olan kimlerse önerisi varsa biz buna açık olduk. Bundan sonraki süreçte de böyle olur. Şeffaf davrandık. Bundan sonra da aynı şekilde devam eder. Maske konusu biz bunu da bilim kurulunda bu sorunu yaşayan bilim kurulundaki üye arkadaşlarımızın hepsi ya bir üniversitede veya bir hastanede çalışan. Bu sorun varsa bu sorunu bize yansıtan ve buna çözüm geliştirme noktasında da bizim gayret içinde olduğumuz. Şunu rahat söyleyebilirim. Maske dahil olmak üzere, devamında hızlı kit dahil olmak üzere hastanelerimiz ve üniversitelerimize ücret asla talep etmeden hepsiyle ilgili yeterli miktarda olacağını söyleyebilirim. Bunlarla ilgili ben kendim bizzat ilgili firmalarla geçen haftadan bu yana görüşerek bu konuyu netleştirdiğimi de ifade etmek istiyorum. Bunu da kendi aramızda konuştuk. Bu anlamda herhangi bir telaşa kapılmayalım. Bitse, bitirsek. Yarın sorarsınız, çarşamba sorarsınız. Şimdi şöyle söylüyorum. Biz Umre'den gelen diğer kişiler dahil olmak üzere onlarla ilgili de bulundukları bölgede aile hekimleri ve özellikle hekimlerimiz toplum sağlığı ve benzeri hekimlerimiz üzerinden onları yakın takibe şüpheli olanları da taramadan geçirmek noktasında da bir yaklaşım içindeyiz. Demin söylemiştim var olan kişileri hatta daha önce olan kişiler dahil olmak üzere gerektiğinde uygun görülürse onları da taramadan geçirmiş oluruz. Teşekkür ederim. Minister, please allow me to ask one question. I'm from Taiwan. It's related. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti ve son durumu açıkladı koronavirüs krizinde. Sevindirici haberle başlayalım. İyi haberlere ihtiyacımız var. Evet Türkiye'ye de geldi bu virüs ama Bakan Bey de az önce açıkladı. Can kaybı yok dedi. Bu iyi haberdi. Sizlere bir de kötü haber vereyim. Bakan Koca'dan yeni pozitif çıkan testler var. Yani COVID-19 pozitif çıkan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Onlarla ilgili de açıklama yapacağım. Ancak bu gece yapacağım dedi. Yeni vaka sayısını açıklayacağını söyledi. Ve tahlil kitleri biliyorsunuz. Bir hastaneye gittiğiniz zaman hemen size vermiyorlar. Onlarla ilgili de tüm Türkiye'nin şehirlerine o kitlerin dağıtılacağını söyledi ki bu da kritik önemdeydi. Bakan Koca'ya kulak verdik. Umarım geceleyin bizi rahatsız edecek çok daha büyük haberler duymayız. Bültenin başından beri virüsün yayılmaması için alınan tedbirleri anlatıyoruz. O tedbirler yargıyı da etkiledi. Mahkemelerde acil olanların dışında tüm duruşmalar süresiz ertelendi. Tedbirleri anlattık, iyi de bu tedbirlere uyulmazsa ne olacak? Ben tanımıyorum dersek, cehalet içinde davranırsak bir cezası, bir yaptırımı var mı? Hemen söyleyeyim, var. Hem de oldukça etkili cezalar var. Korona man hepsi yalan. İnsan kendine hijyeni yaptı mı korona falan bulaşmaz ablam. Türk Ceza Kanunu'nda o konuda da bir müeyyide var. Resmi makamların, Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu tedbirlere her vatandaşın uyma zorunluluğu vardır. Hırsızlık nasıl bir suçsa devlet tarafından verilmiş olan bu tedbir kararlarına uymamak da aynı şekilde suç. Hapis cezasıyla cezalandırılırsınız. Eğlence mekanları faaliyetlerini durdurdu. Eğitime ara verildi. Mahkemelerde duruşmalar ertelendi. Yurt dışından gelenlerin 14 gün boyunca karantinada kalması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle tedbirler hızla hayata geçirilmeye çalışılıyor. O tedbirlere uymazsanız hapis cezası alabilirsiniz. Koronavirüs salgını sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Alınan önlemler ise aslında sadece sağlık alanının konusu değil, aynı zamanda hukukun da konusu. Alınan tedbirlere karşı gelmek ve uymamanın 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası var. Korkmuyorum koronavirüsten, tedbir de almıyorum. Hapis cezası var. Olsun, ne yapayım, yeter. Hapisle falan bir tedbir olmaz. Önce bilinçlenmek gerekiyor. Yasaya göre bulaşıcı hastalıklarla ilgili salgın durumunda hükümetin aldığı tedbirlere uymamanın 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası bulunuyor. Türk Ceza Kanunu'nda bu hususta açık hüküm var. Yetkili makamların aldığı kararlara uymamak suç olarak sayılmış. 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirsiniz. Koronavirüs karantinasından kaçmaya çalışmak ya da karantinada olan birini görmeye çalışmak da suç sayılıyor. Burada sağlanmak istenen amaç kamu güvenliğinin, kamu sağlığının sağlanması ve korunmasıdır. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle daha önceden parasını ödediğiniz düğün salonu, toplantı, konferans, davet gibi etkinliklerinizi iptal ederseniz ödediğiniz parayı da geri alabilirsiniz. Ya paralarımızı geri alabiliriz ya da süresini erteleyebiliriz. Başka bir ileri bir tarihe alabiliriz. Peki o kurumlar bu paraları vermek istemezlerse nasıl bir yol izleyecek vatandaşlar? Sözleşmemiz vardır muhakkak. Sözleşmelerimizle birlikte dava açarsak ödediğimiz paralarımızı geri alabiliriz. Asla bir mağduriyet yaşayacağız. Düşünmüyorum. Ülkece alınan tedbirlerle hareket ettiğimiz bir süreçteyiz. Bu nedenle hukuk da vatandaşımızın bu hususta yanında olacaktır ve mağduriyet yaşanmayacak. Havalar ısınınca koronavirüs yok olacak mı? Uzak kıta Avustralya'da da, kara kıta Afrika'da da havalar sıcak. Ama virüs aktif, ölümler başladı. Yani virüs sıcak havada ölür diyenleri virüsün bizzat kendisi yalanladı. Sıcak hava teorisine koronavirüs yalanlaması az sonra. Farkındasınızdır, adı konulmamış bir olağanüstü hal durumu yaşıyoruz. Ama inanın bunu yaşayan sadece biz değiliz. Neredeyse tüm dünyada sıkı yönetim ilan edildi. Çünkü vaka sayısı 170 bine dayandı. Onlardan 6513'ü de ne yazık ki virüse yenik düştü ve aramızdan ayrıldı. İran, Fransa, Arjantin, Avustralya ve diğerleri. Mesafeler alabildiğine uzak, korku ise ortaktı, korona dünyayı alt üst etti. Fransa'da vakalar hızla arttı, seçimin ardından sokaklar tenhalaştı, Paris'te kuş uçmadı. İspanyollar da ağır yara aldı, ölümler arttı, sokaklarda polis anonsları İspanyolca ve İngilizce yankılandı. Gracias por su atención y disculpen las molestias. Ayuntamiento de Benidorm. Attention please. An emergency is... Birbirlerine destek için balkona çıkanlar da vardı.
Avustralya sert tedbirler aldı. Ülkeye girişte 14 günlük karantina süresi duyuruldu. Kurala uymayanlar $20,000 para cezası ve 6 ay hapisle karşılaşabilirler. Filistin'de de yeni vakalar kaydedildi. Paraguay ve Arjantin'den aynı açıklama geldi. Kapılar dünyaya kapatıldı. Almanlar da 5 ülkeye kara girişlerini yasakladı. Lübnan ve Sırbistan olağanüstü hal ilan eden ülkelere eklendi. Guatemala'da virüs kaynaklı ilk ölüm belgelendi. Ve virüsün Orta Doğu'daki merkezi İran. Ölü sayısı artıyor, doktorlar vakalara yetişemiyor ancak hala karantina kararı alınmış değil. Halk ise kendi kararını verdi, çoğu evden dışarı adım atmaz oldu. Onlar da Akdeniz ülkeleri gibi soluğu balkonlarda aldı. Ülkenin resmi olmayan İran marşı yankılandı. Ruhani de açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı yıl içinde virüsü kontrol altına almayı umuyoruz dedi. İtalya, o güzel ülkede işte güncellenen rakam maalesef ölenlerin sayısı 2158'e çıktı. Sadece ama sadece son 24 saatte hayatını kaybeden İtalyan sayısı 349 oldu. Düşünebiliyor musunuz? Doktorların 80 yaş üstü insanları bırakıp gençlerden acaba kimi kurtarabiliriz diye çabaladığı o ülke. Gidelim Red Zone'a. Yani kırmızı karantina bölgesine, Lombardiya'ya. Bergamo'da gazeteci arkadaşım Gökhan Kutluer var. Gökhan, biraz gecikmeli geldik. Bakan Bey konuştu. Öncelikle senin sağlığın. Nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Karantina hayatına devam ediyoruz. Yani sadece ihtiyaçlarım için dışarı çıkıyorum. Sabah çok erken saatlerde spor yapıyorum ve ihtiyaçlarımı karşıladıktan sonra, marketten bir şeyler aldıktan sonra eve dönüyorum. Evet. Şu anda tam neredesin? Kısaca olduğun yeri bir anlatsana bize. Şu an Bergamo'dayım. Bergamo'nun merkezinden sizinle bağlantı kuruyorum. Arkamdan eğer şanslıysak bir iki kişi geçecektir ya da geçmeyecektir. Şu an ne yazık ki bütün şehirde insanlar sadece ihtiyaçları için dışarı çıkıyor. Onun haricinde kimse dışarıda değil. Gruplaşmak zaten yasak. Kapalı alanlarda uzun süre beklemek yasak. Dolayısıyla herkes bugünlerin geçmesi için evinde bekliyor. Peki. İki gündür ev hapsinde yaşayan İtalyanların balkonlara çıkarak müzik yapıp şarkı söylediklerine tanıklık ettik. Bunun anlamı ne? Yaşama tutunmak mı? Yoksa tüm dünyaya bir mesaj mı? Anlatsana. Burada şöyle küçük bir nüans var. İtalya'nın kuzeyinde, benim bulunduğum bölgede, Lombardiya'da ne yazık ki bu çalgı çengi diyelim çok fazla yüksek seste gözükmüyor. Çünkü burası kısmen bir maden bölgesi olmaya başladı. Hmm. Burada ölüler çok fazla. Burada virüs vakaları çok fazla. Dolayısıyla İtalya'nın merkez ve güneyi, oradaki insanlar bundan haberdar oldukları için buradaki insanların moralini yüksek tutmaya çalışıyorlar. Yani bu kesinlikle bir kutlama ya da herhangi bir şekilde bu işi hafife alma değil. Aksine İtalyanlar kültürleri gereği kuzeydeki vatandaşlarına destek olmaya çalışıyorlar. Bunun en açık anlamı bu. Peki, anlamış olduk. Gökhan, İtalyanların Avrupa Birliği'ne de bir öfkesi var. Bunu öğrendik. Evet. Avrupa'nın en sağlıklı ve en uzun yaşayan insanlarıydı İtalyanlar. Peki, neden bu öfke? Bu öfke şu yüzden, şu üçüncü haftanın sonlarına geldik artık. Sanırım dördüncü haftaya giriyoruz virüs konusunda. Henüz hala sağlık ekipmanları, maske ya da bu gibi sağlık üniteleriyle ilgili Avrupa Birliği'nden henüz somut bir adım atılmadı. Sadece ortalıkta dolaşan bir para yardımı var. Onlardan yardım gelene kadar Çin'den sağlık üniteleri ve maskeler geldi. Şu an için Avrupa Birliği'nin atıl kalması, bir karar alamaması İtalyanları gerçekten çok rahatsız ediyor. Marketleri sormak istiyorum. Görüntüler geldi, gördük bunu. Gerçekten mahrem alan kuralını ya da sosyal mesafe kuralını uyarak mı, aralarında yani ikişer metre bırakarak mı İtalyanlar market kuyruğunda, kasa kuyruğunda bekliyor? Kesinlikle öyle ve bu durum sadece marketlerde de değil, marketlerde, postanelerde, en ufak bir gazete bayisinde, banka sırasında, yani iki insanın bir araya geldiği her yerde herkes arasında mesafe bırakmak zorunda. Ödemeyi yaparken, kasadan bir şey alırken, kasaya bir şey verirken de aynı şekilde kollarını uzatıp veriyorlar. Kesinlikle bir
aralarında 2-3 adımdan yakın mesafe olmuyor. Peki Gökhan, çok teşekkür ederim. O zor zamanlarda bizi de habersiz bırakmıyorsun. Sık sık kapını çalacağız ama hep söylüyoruz. Önce insanız, sonra gazeteci. Senin sağlığın hepsinden daha önemli. Unutma bunu. Teşekkür ederim. Peki. İngiltere'ye gidelim. Virüs adayı da vurdu. Can kayıpları ve vakalar hızla arttı. Londra'da sokaklar tenha. Kraliçe bile saraydan kaçtı. Ancak hükümet hala o set tedbirleri uygulamıyor. İngilizler endişeli, sağlık çevreleri ise tepkili. Sağlık Bakanlığı raporu da basına sızdı. O rapora göre yaklaşık 8 milyon İngiliz bu virüse yakalanacak. Dört aşamalı plan sınıfta kaldı. Tepkiler adayı sardı. Hükümet raporu basına sızdı. İngiltere'de kabusla tanıştı. Can kayıpları ve vakalar hızla arttı. Önlemler artmadı. Herkes radikal tedbirler bekliyordu. Okullar bile kapatılmadı. Yer yerinden oynadı. 200 bilim insanı hükümet önlemlerine karşı imza attı. Gazeteler, Sağlık Bakanlığı raporunu yayınladı. O rapor, ülkede yaklaşık 8 milyonun virüse yakalanacağını, 500 bin İngiliz'in hastanelik olacağını ortaya koydu. Yani İngiltere'de 5 kişiden birine virüs bulaşacak. Çoğunun durumu kritik olacak. Kabusun önümüzdeki yıl, bahar ayına kadar devam edeceği de vurgulandı. Haziranda zirve yapıp, sonbaharda canlanacağının da altı çizildi. Hastaneleri de vuracak. 2,5 milyon sağlık çalışanı virüsten etkilenecek. Adada sürü bağışıklık politikası hakim. Yetkililer, nüfusun kendi bağışıklık sistemini geliştirmesini bekliyor. Korona kabusu Almanya'nın üzerine de tüm ağırlığıyla çöktü. Virüsle birlikte korku ve panik de günden güne yayılıyor. Şansölye Angela Merkel. İşte o korkuyu, o paniği biraz olsun önlemek, yatıştırmak adına bugün vatandaşların karşısına çıktı. Açıklama yaptı ve alınan tedbirleri anlattı. Merkel'in açıklaması televizyonlardan Türkçe altyazılı olarak da yayınlandı. Gerçekten önemliydi bu açıklama. Das Coronavirus ist eine riesige Herausforderung für uns in Deutschland. Eine Herausforderung, wie wir sie seit langem nicht gekannt haben. Kameranın karşısına geçti, halkı bilgilendirdi. Und genauso wie es uns geht, geht es vielen Ländern, den allermeisten Ländern auf der Welt. Deshalb sprechen wir auch von einer Pandemie. Virüs Almanya'ya da sıçradı. Ülkenin bir numarasının gündemi de koronaydı. Das Virus, um das es geht, ist neuartig. Es gibt kein Medikament. Und es gibt keinen Impfstoff. Deshalb müssen wir die Verbreitung dieses Virus verlangsamen, um unsere Gesundheitssysteme nicht zu überfordern. Şansölye tavsiyelerde bulundu. Und das bedeutet, dass wir soziale Kontakte weitestgehend einstellen, wo immer das möglich ist. Merkel, hükümetin adımlarını da anlattı. Gesundheitsminister und die Verteidigungsministerin zusammenarbeiten, um jeweils die richtigen Entscheidungen fragendes Institut, das Robert-Koch-Institut, das uns die fachliche Bewertung der Situation geben kann, auch in die Lage versetzen, möglichst schnell dafür Sorge zu tragen, dass Impfstoffe entwickelt werden können und Medikamente hergestellt werden können. Devletin maddi yardımını da aktardı. Und deshalb rufen wir alle auf, alle nicht notwendigen Veranstaltungen nicht zu besuchen, bis hinein in das familiäre Umfeld, sodass Menschen, die vielleicht ihre Arbeit... Virüs hızla yayılıyor ama neyse ki aşı çalışmaları da aynı hızla sürüyor. Kimi seyircilerimiz nerede bu aşı, bir haber yaptınız diyecek ama çok sayıda ülke aşı üretimi için deyim yerindeyse harıl harıl çalışıyor. Son haber Amerika'dan geldi. Aşı ile ilgili klinik, yani insan üzerindeki testler çok yakında başlayacak ama unutmayın en az 10 ayımız var. Çin'in Wuhan kentinde başladığı haftalar sonra küresel bir salgına dönüştü. Binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüsü ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Önceki günlerde Kanada ve Çin'den gelen aşı çalışmalarına dair açıklamalar gelmişti.
ABD'li yetkililer, koronavirüsünü engellemeye yönelik geliştirilen aşıların klinik deneme sürecinin başlayacağını açıkladı. Amerikan haber ajanslarının hükümetten kaynaklara dayandırdığı gelişmede çalışmaların başlayacağı açıklandı. Kaiser Permanente Washington Sağlık Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleşecek çalışmalara Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün fon verdiği belirtildi. Klinik testlerin ardından potansiyel bir aşı için 1 yıl ila 18 aylık bir süreye ihtiyaçları olduğunu belirten yetkililer, 45 genç ve sağlıklı gönüllü üzerinde deneylerin başlayacağını duyurdu. Salgının başladığı ilk günlerde umudumuz havalardı. Havalar ısınacak, virüs yok olacaktı. Peki bu tez doğru mu? Hatırlayın, Dünya Sağlık Örgütü birkaç gün önce açıklama yapmış ve bunun doğru olmadığını söylemişti. Ama asıl yalanlama bizzat koronavirüsten geldi. Çünkü virüs sıcak ülkelerde de can almaya başladı. Koronavirüs salgını durdurulamıyor. Virüs tüm dünyaya yayılıyor. Vaka sayısı 200 bine yaklaştı. Ölü sayısı 6 bini geçti. Katil virüse karşı hala bir aşı bulunmuş değil. Bazı sağlık uzmanlarının görüşüne göre koronavirüs salgını yaz aylarında bitecek ya da azalacak. Uzmanlar buna gerekçe olarak da havaların ısınmasını gösteriyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması ve salgına dair gelen son veriler bu teoriyi fazlasıyla çürütmüş durumda. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün sıcak havalarda etkisini kaybedeceğine dair ellerinde bir kanıt olmadığını açıklamıştı. Bu da virüsün yazında etkisini sürdüreceğini gösteriyor. Bir diğer çarpıcı detaysa havaların oldukça sıcak olduğu ülkelerde koronavirüs salgınının ortaya çıkması. Örneğin sıcak kıta olan Afrika'da Sudan, Gine, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fil Dişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta koronavirüs vakaları görüldü. Bu ülkelerde salgın nedeniyle toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Son olarak en gözde tatil ülkesi Maldivler'de 13 vaka tespit edilmişti. Hava sıcaklığının 32 derece gösterdiği Güney Asya ülkesinde virüs tespit edilen tüm kişilerin yabancı uyruklu, bunlardan bir kısmının turist, bir kısmının da göçmen işçiler olduğu açıklanmıştı. Gelelim futbol dünyasına. O cephede ise sağlık mı önemseyenler var, şampiyonluk mu çok daha değerli diyenler var. Futbol Türkiye'de hep tartışma konusu. Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Başkanı, böyle çıktı Başakşehir maçından sonra ağzında maskeyle. Ligler ertelenmesin, seyirci de oynansına getirdi. Kızılca kıyamet koptu. Bir duyalım bakalım maskeli konuşmayı. Ya şimdi... Yani burada biraz samimi ve dürüst olmak lazım. Yani ertelenmeyi isteyenler kimler? Bugüne kadar insan sağlığı konusunda bu kadar hassas değildik de şuradaki 24 veya 48 saat içerisinde mi bu kadar hassas olmaya başladık? Ben de bu maçı bugün burada seyirciyle oynamak isterdim. Açık, net. Gerçekten ama çok ilginç. Son 48 saatte toplumun mi biz bu, bir iki gün içinde mi içinde sağlık meselesinin farkına vardık derken Ahmet Ağaoğlu Bey, Sayın Başkan, maskeyle mikrofonların karşısındaydı. Gerçekten cevabı da kendi veriyordu. Aklıma tek bir kelime geliyor. Galiba bu Sayın Ağaoğlu'nun bir ironisi. Çünkü maskeyle konuşurken böyle söyleyebilmek bir ironiden öteye geçemez. Yoksa ben hiçbir şey anlamadım demektir. Bir de şu konuşmanın üzerine Beşiktaş derbisinden sonra Fatih Terim'in açıklamaları var ki Fatih Terim gibi konuştu. Ve milyonlar, hatta milyarlar futbol insan hayatından önemli değildir cümlesini ana haberlerde, spor haberlerde, gazetelerde devamlı konuşuyorlar. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. Şimdi böyle de bir illet var, bu da bir gerçek. Hepimiz yardımcı olacağız. Elimizden ne geliyorsa. Ama hiç bizim hayatımız, oyuncuların hayatı, hatta sizlerin ertelense
bütün futbolcuları evlerine yollasak, bütün birimler evlerine gitse, olacak herhangi bir hadiseden kimsenin gocunması gerekmiyor. Çünkü özgür iradeleriyle, hür iradesiyle herkes kendini bu virüsten koruyacak. Ama bir tanemizden bir şey çıkarsa hepimiz karantinaya gideceğiz. Tüm futbol alemi. Ya benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya? Çocuklarım derken futbolcularımı söylüyorum. Kendi evlatlarımı tabii ki. Ama herkesin evladı. Böyle bir şey olur. Ya arkadaş, istediğinizi şampiyon ilan edin. Oynamayalım kardeşim eğer birilerine zarar gelecekse. Siz ne dersiniz? Şampiyonluk mu, sağlık mı? Net sağlık diyorum. Gelelim sanal dünyaya. Sanal dünya derken koronavirüs bağlantılı. Kurallara uyacağız ve fiziki temastan, sosyal irtibatlardan kaçınacağız. Lütfen. Nitekim bu durum meselenin ciddiyeti kavrandıktan sonra internet alışverişlerine de yansıdı. Özellikle market alışverişleri %80 oranında artmış durumda. Hadi gelin meşhur marketler zincirlerinin sanal siparişlerindeki, online siparişlerindeki artışlara bir bakalım. Geçen hafta, hatta geçen hafta da demeyeyim, 11 Mart ve dün 15 Mart aralığında sadece 4 günde sanal alışveriş, online sipariş %80 arttı. En çok ne sipariş ettik biz? O tekstiller, ayakkabılar hepsi out. İnne, kuru gıda, kasap reyonu ürünleri, temizlik malzemeleri, sebze ve meyveler, tabii ki kişisel hijyen. Son durum ne? Sitelerde aşırı bir yoğunluk var. Kimse fiziken marketin kapısına girmeden kapının çalınmasını ve kuryenin getirmesini bekliyor. Bence gayet iyi yapıyor. Birçoklarımızın işi zorda koronavirüs nedeniyle. Piyasada para dönmüyor ama kuryeler, internet alışverişi, özellikle gıda müthiş artış gösteriyor. Bir de işin sanat boyutu var. Gördünüz, kimse tiyatro, sinema, konser salonlarına gitmiyor. Bülteni kapatırken sizi çok zarif bir hanımefendiyle tanıştıracağım. Gülsin Onay, piyano sanatçısı. Dün ilk kez internette, Twitter'dan canlı konser verdi. Chopin'ler, Beethoven'lar, Mozart'lar moralimizi düzeltti. Onunla veda edeceğim. 700 bin kişi canlı yayında Gülsün Hanım'ı izlemiş. Şimdi siz de tanıklık edeceksiniz. Hem de harika bir besteyle. Ezbere biliyorsunuz siz de bir klasik müzik parçasını. Yarın akşam beladan, virüsten uzak kalalım. Bu ekran başında olalım. Ben de umarım bir sıkıntı olmaz. 19.45'te burada olurum. Görüşmek üzere.